Kanalımdan bugün de herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size harika bir tencere yemeği tarifiyle geldim. Hem pratik, hem az malzemeli, hem de çok çabuk bir şekilde yapılan e, ana yemek tadında doyurucu e, çok güzel bir yemek oluyor. E, gönül rahatlığıyla deneyin diyorum ve hemen tarife başlıyorum. Şimdi yoğurtlu makarna yemeğimiz için şöyle 300 gram kadar dana kuşbaşı et kullandım veya kuzu kuşbaşı kullanabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar yumuşak olan yerinden alırsanız çok çabuk pişer arkadaşlar. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum etlerin ve güzelce sotelemeye bırakıyorum. Sotelerken ilk başta et biraz suyunu salacaktır. Daha sonra bu karıştırarak suyunu çekmesini bekleyelim. Etler suyunu çektikten sonra üzerine şöyle çok küçük bir parça sarımsak rendeleyelim. Sarımsak sevmeyenler koymayabilirler arkadaşlar şart değil. Ama yoğurtlu yemeklere yakışıyor diye düşünüyorum. Şöyle yarım diş kadar ya da küçük bir diş kadar sarımsak rendeledim. Hemen 5 saniye kadar onları da hemen etle birlikte soteledim. Etlerin üzerine 5 bardak kadar kaynar su ilave ediyorum. Soğuk su olmasın. Soğuk su kavrulan ete soğuk su koyduğunuz zaman etler sertleşip kendini toparlayabilir arkadaşlar. Sıcak su koyarsanız etleriniz yumuşacık olacaktır. Şimdi kaynamaya başladıktan sonra üzerine biriken şu etin ee, biz buna kefi diyoruz ama genel dilde ne deniyor tam bilmiyorum ama etin böyle üzerine biriken sarı kara suyunu alıyoruz. Yoğurtlu yemeğimizin rengini bozmasın, karartmasın diye hem de yemeğimizin lezzeti bozulmasın diye. O biriken koyu renkli suyunu, köpüğünü mutlaka alın arkadaşlar. Şimdi kaynamaya başlayan etleri kapağını kapatarak 10-15 dakika boyunca kaynamaya bırakıyorum. Ki iyice yumuşasınlar. 15 dakika sonra şöyle bir karıştırıp içerisine yarım paket makarnayı ilave ediyorum. Toplamda iki buçuk su bardağı kadar ee, bu yüksük ya da yüzük makarna ee, sanırım adı. Diğer makarnalardan da kullanabilirsiniz ama bu daha böyle küçük küçük kaşığa taneli taneli geldiği için bu daha güzel oluyor. Ee, bu şeklini kullanırsanız daha lezzetli olacaktır yemeğiniz. Makarnayı da ekledikten sonra hemen damak tadımıza göre tuzunu ekliyorum bir tatlı kaşığı kadar. Sizler de kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Makarnalar iyice haşlanana kadar tekrar ağzını kapatmadan kaynamaya bırakıyorum. Çünkü tencerenin ağzını kapattığınızda makarnalar e, köpük oluşturacağı için taşacaktır. Evet, makarnalar pişerken bir miktar su çekiyor arkadaşlar. Bu suyu dengelemek için ee, biraz kaynar su tekrar ilave edeceğim. Ama öncelikle şöyle bir kase kadar haşlanmış nohutumuz var. Haşlanmış nohutumuzu da ekleyelim. Gördüğünüz gibi tam bir ana yemek oluyor. Yanına pilav yapmanıza bile gerek kalmayacak çünkü Makarna zaten doyurucu etle besleyici olduğu için e, Gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz Güzel bir yemek oluyor Şimdi 2 bardak kadar ya da bir buçuk su bardağı kadar tekrar su eklemesi yaptım kaynar su Kaynamaya bırakacağım O kaynarken biz de hemen Yemeğimizin yoğurtlu sosunu hazırlayalım Bunun için İki buçuk su bardağı kadar yoğurt ekliyorum kaseye. Yoğurdunu dilediğiniz kadar artırabilirsiniz. Ee, ama az olmasın. iki buçuk su bardağından az olmasın arkadaşlar. Eğer ölçüleriniz böyle bir tencere yemek olacak şekilde ise yoğurdu az olan yemek lezzetsiz olur. Ee, o yüzden yoğurdunu birazcık bol tutmaya özen gösterin. İçerisine bir adet de yumurta ekleyip bütün yumurtayı bir şekilde ekleyip çırpıyorum çırptıktan sonra her zaman yaptığımız gibi yoğurdumuz tencereye girdiğinde kesilmesin diye önce yemeğimizin kaynar suyundan birazcık alıp yoğurdun içerisine yavaş yavaş ekleyip yoğurdumuzu ılıştırmamız ılık kıvama getirmemiz gerekiyor Evet bu kadar yeterli şimdi ocağımızın altını kısalım yemeğimiz kaynamayı durdursun Hızlı bir şekilde hemen yoğurdunu ekleyelim yemeğimizin bir yandan da sürekli karıştıralım. Karıştırmayı bıraktığımız an yoğurdumuz kesilebilir. O yüzden kaynamaya devam edene kadar bu şekilde karıştırarak tenceremizin başında bekleyelim. Çok fazla kaynatmayacağız. Şöyle e, hafifçe tıkırdamaya başlaması yeterli olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde yavaş yavaş karıştırarak kaynamasını bekleyeceğiz. Evet, bakın hafifçe kenarlarından tıkırdamaya başladı. Çok böyle harlı ateşte yüksek bir şekilde kaynatmayın yoğurdunuz kesilebilir. Hemen yemeğimi ocaktan alıyorum, sosunu yapmaya başlıyorum. Sosu için her zaman klasik birazcık sıvı yağ birazcık da nane kullanacağım yoğurtlu yemeklere en yakışan en çok lezzet veren sos bence bu İsteyen tereyağı da kullanabilir ama içerisinde et olduğu için ben tereyağı tercih etmiyorum sıvı yağ daha iyi olacaktır yağımız iyice ısındıktan sonra hemen içerisine 2 yemek kaşığı kadar kuru naneyi ekleyelim Hemen ocaktan alalım. Böyle kavrulmaya başlar başlamaz naneyi yakmamak da önemli arkadaşlar. Nanenin yanık tadı yemeğinizin lezzetini bozacaktır. Ocağımızın altını kapattık ve naneli sosumuzu yakmadan yemyeşil bir şekilde yemeğimizin üzerine döktük. Evet, yemeğimiz servise hazır. Çok fazla bekletmeden servis yapmanız gerekir arkadaşlar. Makarna bekledikçe suyunu çeken bir e, gıda olduğu için yemeğin suyunu koyulaştırabilir. Ertesi güne kaldığında e, yemeğinizin suyu koyulaşacaktır. E, ertesi güne ısıtırken birazcık su eklemesi yapabilirsiniz. Hemen şöyle e, mutfağım soğuk olduğu için bayağı buhar çıkıyor. Servis tabağına alıyorum. Şöyle kaşıkla da göstereceğim. Gerçekten Ramazan önümüz Ramazan Ramazan'da kurtarıcı bir ana yemek olacak arkadaşlar. Çocuklarınız da severek yiyecek eminim. Ee, bugünlük de benden bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım faydalı bir tarif olmuştur. Ee, mutlaka deneyin bu lezzeti sizler de tadın diyorum. Ee, bugünlük de benden bu kadar. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.